Nasıl oldu? Siz bize anlatın. Şimdi ben şöyle anlatayım. O zaman başa döneyim. İlk başta. Evet. İlk, i̇lk Evlendiğim ikinci seneden beri bu bana seninle istemeyerek evlendim dedi. Benim babam zorla verdi dedi. Hmm. Sizi sevmiyormuş ha. yani. Yani sevmedi. Bu sebep artık. Bir şeyler sebep arıyorum ya. Evet. Yani ben de yaptığımı çok eşekler gibi pişmanım. Ya, ya erken yapmayacağını ayağının altını öptüm ben. Ne yaptınız Eşimin, siz? Affetsin diye. Hangi konuda pişmansınız? Bu, mekanda oturma bayanla oturma konusunda. Gazinoda nasıl yani? Yani sadece oturdum. Başka bir şey yapmadım Gazinoda ama. Gazinoda bir kadınla oturdum. Oturdum evet. Oturdum. Yani Yan yana ne? Oturup yemek mi yediniz? Hayır hayır. E, alkol aldım. Ne yaptınız? Alkol aldım. Birlikte alkol Hı. içtiniz bir kadınla. Aynen, aynen. Peki el ele falan tutuştunuz hayır, mu? Hayır hayır hayır. Orada Sarıldı. kaldı. Karıldı mı kadın size? Yok hayır. Sadece yanında oturdu. Ha, sizi pişmanlığınız evet. bu. Ha, Anladım. ben onunla cinsel ilişkin varmış bilmem ne varmış. Oğlan bunu büyüttü büyüttü. Büyüttü büyütüyor. Büyütü, büyütü, büyütü. Yani olan olmasa benim aramda şu anda ben şu anda mutluyum. Buraya ben Peki, ben hatta fotoğrafı kim çekiyor böyle bu kadınla olan fotoğrafı? Ya işte onu bilemeyeceğim işte. Çekilmiş fotoğraf. E nasıl çekilecek oraya? Kim gelir çeker? Peki o kadın nasıl bir fotoğraftı tam olarak? Yanında otururken. Yanında oturuyor sadece. Sadece yanınızda tabii, oturuyor. Tabii. Böyle biraz yakın mı? Hayır hayır şurada şurada. Aynen. Masada evet, otururken evet. görüyor işimiz ha, onu. O, o, o olay da nasıl geldi oraya geldi? İnsan hani boşluğa düşer ya, yaptığımı yine diyorum bak çok eşekleri gibi pişmanım. Çok pişmanım. Ama e, ikisine dedim ya, ikisine sonra benim hanımla bitti. Hı hı. Ben artık e, evinin bir mandalı bile değildim. Beni hesaba almadılar. Aa. Tabii, tabii benim kızım şu anda mesela oğlum şu, şu. Şimdi hatta kayıtları var, arkadaşları bakabilir. Aa. Burada var işte, var. Yok siz... öyle şeyler söylemeyelim. Şimdi bak, bak. meyhanede siz o fotoğrafı çektirdiniz ya Hı. ne zaman gördü eşiniz o fotoğrafı? O gece ben o gece gördüm e, aynı gece de geldim ben böyle bir hata yaptım kendimi itiraf ettim. Ha, kendim siz söyledim. söylediniz eşiniz tabii, ölmedi. Tabii tabii. Dediniz ki ben kasinoya gittim bir ha. kadın oturdu yanıma mı dedim Dediğim dediğim. Ben Niye söylediniz bunu? Ettim. İşte kendim itiraf ettim ama bunu işte olan ne içmezse ne işte çıkarı bir de dükkanı açtık biz ona gelin iki Bir dakika şey, ha. konu karışmasın. Tabii. Siz bunu eşinize söylediğinizde Söyledim. eşiniz ne dedi? Ee, bir iki üç gün aramız açık kaldı ama ondan sonra düzeldik. Affetti size eşiniz. Affetti derken dıştan demek ki aldat ama içinde bana kin gütmüş. Hı Peki sonra iş nasıl büyüdü? İş, i̇ş, nasıl büyüdü? Mesela diyelim ki ben e, bir arabada teyip, e, teyip de, e şey diyor Ankara vası diyorum. O kadının yüzümü, gömlekliyorum. O gömleğimi ki gömleğimi gündüz bundan iki sene önce dükkan önünde yaktım. Bak. Niye? Ha, o gün diye. giydiğiniz gömleği kıskanıyor. Ha. Kadının aynen. yanında giydiğiniz gömleği. Aynen, aynen. Yaktınız o gömleği. Yaktım. Aa, o fotoğrafta evet. kadının yanında giydiği gömleği yakmışsınız. Yaktım. Bütün eşyalarımı yakacaktım. Durdurdular beni arkadaşlar sağ olsun. Yeter ki inan diye bana. Ben gece yatarken elime bıçağı aldım. Normal bıçak. Tamam da sabaha kadar gidip öyle kadar. Ama ben şöyle, duydum, bey, ben şöyle duydum birol bey, ben şöyle duydum. Siz yanlışlıkla o fotoğrafı arkadaşınıza atacağınıza eşinize atmışsınız. Aa. Ya o bir önceki fotoğraf, bir fotoğraf vardı. E kaç tane fotoğraf? Bir önceki fotoğraf. Bunu yaptınız mı? Yaptım. Yaptım. Peki ama oğlum gördü diyorsunuz ya. İşte, tamam oğlum oğlum zaten fotoğrafı aldı. O fotoğraf benim. dışarıdan şeyime girmişler. Ee, telefonuma girmişler. Girmeye gerek yok. Siz zaten atmışsınız ya işinize. Tamam, attım ama aynı zamanda gelip itiraf ediyorum suçumu ben. Saklamıyorum ki ben. Peki şimdi Benim siz, anıma açık. Ben siz gece gece niye arkadaşınıza atıyorsunuz bu fotoğrafı atmak istedim? O anda arkonun vermiş etkisiyle. Hava bir... atacaktınız. Yok, havalık değil. değil. Yani yanımda böyle kadın genç güzel kadın var. Yok, öyle bir kesinlikle niyetim yoktu. Niye hani aldatmak niyetiyle gitmedim orak? Kesinlikle gitmedim. Gitmediniz Git de şey arkadaşınıza olmadı. hemen atmışsınız ya fotoğrafı. Ya işte diyorum alkolün verdiği bir etki. Alkolün etkisiyle arkadaşı atacağını eşini eşine atmış. Yani. Eşiniz ne yaptı gördü bir anda Whatsapp'ta kadınla fotoğraf. İşte, tamam gördü gece aynı gece geldi ben ona. Gerek, kardeşim, fotoğrafı <laughs> atmışsınız giderken. Ama şöyle e, sıra bir e, insanı yargılan bile yargılarken bir insanın boşluk hali vardır. Biliyorsunuz şeytan oyma vardır. Ben bunu kabul ediyorum. Son karar verirken bile kalem yakarmadan hakim bir sorar. Peki ben şunu merak ediyorum. Ha, Şimdi uyurum. biri eşiniz fotoğrafı atsa hemen ararsınız. Kim bu diye. Aradı mı sizi? Eşim mi? Aramadı beni. Bekledi. Seni bekliyorum dedi sadece. Mesaj çekti. Seni, ha, bekliyorum, seni bekliyorum dedi. Seni bekliyorum dedi. Aynen. ben Anlatmak için durumu, izah etmek Vallahi başkası olsa çok daha fena yapar. Seni bekliyorum demek... <laughs> Nasıl bekliyorsa artık orada Bilmiyorum Nasıl bekledi sizi? Nasıl ya, karşıladı? karşıladın? Yok öyle kavga ölmüş olmadı Anlattım tane tane anlattım Ne, anlattım. ne anlattınız bize de anlatın Ya ben dedim e, üç, Bir iki senedir e, siz de e, Aynı el gibiyiz dedim El gibiyiz o da doğru dedi E hala evet. neden bu dedim Ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi Babam beni sana zorla verdi dedi Ha. Bak bunu telefonda ben Kaç yıllık ev... evlisiniz siz? 35-40 sene işte. 35 senede artık ne İşte iki çocuk nereden oldu Mesela beni sevmiyordu ben de dedim ki ona Madem beni istemiyordun nişanda bana söylerdin Beni bozardın mı nişanı Ya yine istemiyorum yine istemiyorum ya Artık istemiyorum mu kalmış 35 sene geçmiş üstüne i̇şte Yani bu ya diyelim benim Yaptım demek ki işte tamam Hatası telafi edilecek bir olay değil ama ben onu yapmasaydım başka bir şeyden bulacaktı Yani bizim temel kopuk Tamam kadınla ilgili ne dedi? Yani olsun tamam eğer sen suçunu itiraf ediyorsun pişman sandı tamam dedi. Kızmıştır size ama. İşte yani bana ne dedi? Ademedi. Ya, keşke olmasaydı gitmeseydin. Ben denedim ama sana kaç kere konuşalım oturalım. Hatta psikoloğa şu anda psikoloğa gidiyor. Tedavi görüyor ben onu da biliyorum. <laughs> Sizin de yüzünüzden değil. mi tedavi görüyor? Yok hayır ailesiyle sıkıntıları vardı hı -hı. mirastan dolayı. Onlar ortaya geldi. İşte hepsi üstüne bir. Biz şu anda ailece psikologdayız. Hı hı. Peki oğlunuz nasıl bu olaya karıştı? Oğlum nasıl oldu? Oğlum kuaförlük yapıyordu e, askerden önce. Askerden sonra pandemi girince işte soğudu bu. Hı hı. Benim hanım da eşim de gelinlik yıkıyordu evde. Baktım bu para güzel. Anne dedi gel beraber dükkanı açalım. Tamam açın oğlum açalım. Bir iki iyiydik. Ondan sonra bu parayı görünce. Değişti bir bu daha oğlan unutam anam olursa daha oğlan unutmuyor. Yani siz gelinlikten iyi para kazandınız. Tabii tabii şu anda şükür işleri çok şükür. E peki bunlar ne alakası var? İşte yani ben şu anda oğlum benim olmasa ben hanımla şu anda barışırım. Benim ne oğlum. yapıyor oğlunuz? İşte hatırlatıyor. <laughs> hatırlatıyor. onun Ol, olayı mı hatırlatıyor? Tabii, tabii, Babam tabii. seni aldattı kadınla tabii, yemek tabii, yedi. Tabii, tabii tabii. Neden böyle bir şey yapıyor? Bilemiyorum işte. Ondan Siz demiyor ya, musunuz oğlum? hastane yani bir evlat hastane. Kesinlikle bu benim oğlum değil. Aa. Değil bir evlat Öyle yapalım. demeyin canım. Ama bir evlat bunu yapar. Ben de babamla geldi bak mesela var. Babamı da ablamla abim dışarı attılar. Ben getirdim şu anda ben getirdim otelde. Peki ama Hı. tabii bir evlat demek ki annesine çok düşkün aldatılmasını istememiş. Bana oğlum en son bıçak çekti ya. Bıçak Hayda. Çekti. Bıçak çekti. Bir de dün de dün de dükkana girdi sana dükkanda beni döveceklerdi. Niye? Kusur vurdular. İşte benim gitmemi istiyorlar Esra Hanım. Bunlar oğluna düğün yaptım. Ben kendi kulağımla duydum. Bu düğüne atladalım da bunu postalayalım dedi bana. Ay dün niye size böyle saldırdılar? Ne oldu? Ya işte ben şu anda ben 10 bin ücret işten ayrıldım. Neden ayrıldım bu apartmandan? Devamlı hürgür ediyoruz ki yönetici beni aradı. Bir ol dedi. Bak bu böyle gitmiyor. Tazminatı da alamazsın dedi. İşten ayrıl. Kendi rızanla. Evet. Ee, Muhammed Bey tamam iyi dedim ayrılayım. Şu ayrıldım bu sefer niye işten ayrıldın? Ya benim böyle böyle bir işim var. Bana rezil olduk çünkü oğlanla biz ayda bir onunla kavga ediyorduk yumruk yumruğu aşağıda. Dün peki tam olarak ne oldu? Dün nasıl oldu? Ee, <laughs> e, geceden kavga ettik. Ee, ben dükkana gittim. Söyleme sahip cebimde şu anda bile 5 lira param yok. Nerede yok. paralarınız? Dur anlatacağım oraya geleceğim. Heh. Ben de Dükkanda e, kendi anahtarım var dükkanımızın bende de var. Girdim dükkanı açtım 2 tane demir 30 liralık. Evet. Sattım. buradaca ben sattım ya. Benim dükkanım. Ha, demirleri sattınız. Ha, ha. Oğlan da beni dedik aradı bir saat Baba dükkana bir gel. Ben de şüphelendim çünkü. Bir halleri vardı bunlarda. Ya beni döveceklerdi ya. beni. Şu anda esas niyeti zaten beni içeri dıkmak. Şu anda ben verip Yolda gelip beni Allah. ifade için çağırıyorlar şu anda. En yakın karakola gitmem lazım. E ne bu karakolluk Şişlet oldunuz? Ben. Tamam hurdayı sattınız. Evet. Niye hurdayı sattınız diye mi kızıyor? Bana oğlum bunu dedi. İspatlarım orada komşu var. Onun için A mi polis çağırmışlar? Evet onun için çağırmışlar. Arkadaşım bir çay içi, gelin çay içelim dedi. Arkamdan hanımı götürmüş. Şimdi hanım ben her gün dövüyor musun? Her gün içiyor musun? Şiddetten dolayı ben şu anda eğer ifade vermesem gözaltına alacaklar. Siz yapıyor musunuz? Şiddet uyguladınız mı eşinize? Abla. Tövbe aşağı. İstediğiniz isterseniz gelin şu anda hanımı ayağını öptüm. ayağını öpeyim. Tamam, yapmadım. Ay Vallahi yapmadım. Peki. Yapmadım. Çünkü ben ev aşımı seviyorum ben. Ben şuraya geldiysem eşim için geldim. Oğlan ben satan kızı sildim. Konya'ya gidince oğlan ve kızım evlatlıktan reddedeceğim. Aa. Yapacağım hopla. Yapacağım. Yani oğlunuz tabii size niye bu kadar tepkili davranıyor? O orası para, enteresan bir para şekilde. Para tetikliyor. Paranın vermiş olduğu var. Hı. Bana çupayla atıyor. Bu dükkana girmeyeceksin. Demir bu dükkan benim diyor. Nasıl satarsın diyor. Acaba siz anneyi çok fazla mı aldattınız? Yok abla bir kere oldu. Vallahi da billahi de bir kere oldu. Bir bana. kere mi? Daha önce hiç yapmadınız. Hayır mı? abla hatta benim arkadaş mekandan gelip benimle, benimle gelen arkadaş var. ben mekana gittim ama bayanla oturmadım. Ayda bir mekana giderdim. siz de... ayda bir gazinoya gidiyorsunuz. Evet ama en son bir bayan oturdu işte asker Oturtmaz olaydım. Peki bayan nasıl yani bu hanımefendi nasıl geldi oturdu bir anda yanınıza? Ya işte o gün biraz herhalde zaten biraz fazla içmişim. Öyle bağlıyor. Gel, gel otur yanıma dediniz. Yok hiç farkında zaten. Öyle şey olur mu canım? Tabii. Kendim durduk yere otursun. Oturuyorlar ben. Esra Ya e fotoğrafı çeken nasıl çekiyor? Fotoğrafı şimdi ben itiraf edeyim. Ben çektim. Arkadaş attım ya. Ben çektim. E biri çekti dediniz ya. ya. Şimdi ben tamam düzeltiyorum özür dilerim ben itiraf ediyorum. Ben çektim attım. Ha siz selfie yaptınız. Ha aynen böyle. ama aynı zamanda da gece geldim. Bak, ama şimdi gece. selfie çektiğinizde baya yakınlaşmış olursunuz. Hayır yakınlaşmadık Ya, e nasıl çekeceksiniz? Şurada böyle atıyordum ben de şurada. O böyle, kadar al, uzaktan al, kol uzanmaz. Biraz al. yakınlaşmışsınız siz. Şunu demek istiyorum o orada kaldı. Başka bir onunla bir konuşmam telefon bağım olmadı Esra Hanım.